Evet. Yeşilçam'ın değerli üstadı, Sol Çınar'ı en genç dinamik insanı Engin Çağlar. Sizlerle beraber buluşmak için geldim. Sürpriz bir şekilde karşılaştım ve buluştuk. Yüz dizilik bir oyunum var. Bu oyunu çekebilmem için bana güç verdiniz bir önceki programımızda. Sevinç verdiniz. Bu yola hızlı bir şekilde atılmam için sizin ilk sinemaya atılış serüveninizi, nasıl geldiğinizi dinlemek isteriz. Şimdi ben 1968 senesinde Ses Mecmuası'nın yapmış olduğu yarışmayı kazanarak geldim. Ses Mecmuası zamanın en güzel, büyük, renkli dünya sineması, Türk sineması, müzik, şarkıcılar, oyuncular, artistlerle ilgili nostalji. Yayın yapan, nostalji zamanı, evet. Yayın yapan. Bu dönem sinemada çok hızlı çoğalıyor film sayısı. Evet. Filmlerde oynayacak oyuncuların da çoğalması lazım ki yani, Türk insanının talebine göre film sayısı yükselsin. Aynen. 1962 senesidir bu başlangıç. İlk yarışma o 62, 63, 65, 68 senelerinde yapılan yarışmalarla bugünün çok meşhur, çok bilinen, çok sevilen gerek erkek gerek kadın sinema oyuncuları çıktı ve onlar oynadıkları filmlerle Türk halkının kalbine girdiler. Yani Türk dünyası sineması burada ilk adıma atmış oldu. Evet, Türk dünyasının senelerden ilk sanatçıları olarak siz doğdunuz. Evet. Ne kadar güzel oldu, ne kadar parlak. Şimdi tabii 60 senesinde Türkan Şoray, ondan evvel Fatma Girik 58, 62'de Filiz Akın, 63'te Hülya Koçyiğit, 65'te Selda Alkor, erkeklerden de 62 senesinde Tamer Yiğit, 62 Edison, 63 Edison. İşte ben de 68 senesinde yapılan yarışmayla kazanarak geldik. Tabii biz hep Türk insanının kalbinde yer edindik. Çok büyük yer edindik. Güzel genç kızlar, yakışıklı erkekler olarak sinemada yer aldık ve yapılan filmlerde hep ve afişlerde hep baş köşede ve en önde olduk. Tabii bu Türk sinemasının bir tarihi var. O tarihin içinde yerimizi aldık. Bir de hocam yakışıklılık fizik yapısı da burada yetersiz kalıyor bazı yerde. Siz büyük bir şans eseri, bir de ruhtan varmış sizde ki bütünleşmiş oldu hocam. Burası çok önemli. Evet. Yani yakışıklılık da o kadar fayda vermiyor ruhta olmaktan sonra. Tabii. Çok yakışıklı, çok güzel kızlar da vardı. Yakışıklı delikanlılar vardı. Ama sonra onlar zaman içinde elendiler, yok oldular. Ben bu sene 52. seneme geliyorum işte. 51 senedir piyasanın içindeyim. 75 sinema filminde oynadım. 14 tane de televizyon dizisinde oynadım. Ne kadar güzel. İşte Altın Portakal ödülüm var. Sadri Alışık ödülüm var. Birçok illerden, üniversitelerden aldığım ödüller var. Ev müze gibi. Aynen. Benimle ilgili bir de kitap da yazıldı. Kitabı da yazan benim. Antalya Film Festivali için onur ödülü aldığım zaman dediler ki onur ödülü alanların kitabı yazılacak. Aynen. Kendi kitabını kendi yazan tek oyuncu benim. Kadın mükemmel, sizi kutlarım hocam. Bunu bilmiyordum bak. Tanıdım adı bilmiyordum. Evet. Çok güzel konuya değindiniz. Marifetim açtınız. Çok. Evet, çok açtınız. Yani şu andaki gençlerimiz inanın fıkır fıkır. Yerinde duramıyorlar. Yani o zamanki gençliğe de benzemiyor. Sizi çok görmek isteyecekler. Çok görmek istiyorlar. Candan görmek istiyorlar. Sizin iki kelimenizi duymak istiyorlar. Sesinizi duymak istiyorlar. Ne anlatırsanız anlatın. Ama edebiyat, ama sinema, ama tiyatro. O yüzden çok bağlılar size. Bursa'ya geleceğinizi Türkiye'deki festivalde... Sen ilan et benim Bursa'ya geleceğimi. Evet, evet. Ben daha belki sene de geldim. Geçen sene de Bursa'ya geldim. O yer yerinden oynadı. Çok kalabalıktı. Meşhur Bursa'nın Teyare Sineması var.
O restore edildi. Evet. Ben orasını çok iyi biliyorum. Bursa'da 1900 yok 2000 2004'te kadar 2005'e kadar 4 kere Türk sineması festivali yapıldı. Ben o festivallere de geldim. Evet evet gördüm. Tabii. Gördüm. Bursa'yla çok, Bursa zaten İstanbul'a yakın. Yakın zaten. Ben çok geldim Bursa'da. Osman Gazi Belediyesi Bursa'nın merkez belediyesidir. Aynen. Orada da sinemayla ilgili büyük bir şölen yaptık, sempozyum yaptık, festival yaptık. Bursa Türk sinemasını seven bir yerdir. Bir yerde onun de, için evet. Ulaşım da kolay olduğundan kolay. Dolayı. Evet. Bursa'nın havası, suyu da güzeldir. Her şeyi de beğendim. Çok geldim. Tabii tabii tabii. Evet. Bursa'da film de çektim ben. Yaşamak Ne Güzel Şey diye bir filmim var. Ne güzel. Selda Alkor, Öztürk Serengil, Turgut Boralı falan oynadık. Geldik Bursa'da Karagöz Hacıvat'ın mezarı var. İkisinin de orada Çekirge'de. Okla, evet Çekirge'de evet. Şeyleri var. Bizim onların var. Önünde sahne çektik. Ne kadar güzel. Bursa'da ya. Kaldım. Yeşil'de, Çekirge'de. Yani yakından biliyorum. Bursa'yı biliyorsun, tanıyorsun. Biliyorum, tanıyorum. Çok güzel. Uludağ'a geldim çok. Kayak yaptım Uludağ'da. Uludağ, kayak da yaptım. Tabii ben kayak, ben sporcuyum da çok. Mükemmel ya. Bursa'nın biliyorum her şeyini, kayak da yapıyorum. O zaman demek ki gençliği biraz da spora bağlıyorsunuz. Tabii. Sanatçılığa bağlıyorsunuz. Tabii tabii. Ben spor, futbol oynuyordum gençliğimde. Galatasaray takımında oynadım. Ama üniversite okumak için devam ettiremedim. Ne yapayım? Baktım spor belirli bir yaşa kadar, bir yere kadar geliyor. Tabii ki, tabii ki. Ondan sonra sinemaya girdikten sonra işte bugüne kadar sinemanın içinde geldim. Şu anda da sinema için, arkadaşlarım için, gerek sağlık sorunları için, gerek yurt dışına giderken pasaport ve vize almaları için bir takım işlemleri hallediyoruz biz. Film Sen Vakfı Başkanıyım ben aynı zamanda. Aynı zamanda çok güzel evet, bir yer. Onu da gördüm. Onu da burada gördüm. Kapıda bir de gördüm. Bir de işte öyle işlerim de var. Yani sıhhatim el verdiği müddetçe sinemaya, dostlara, arkadaşlara elimden gelen her türlü yardımı yapmak üzere programladım kendimi. Yani bir sıkıntım yok şu anda. Hocam Engin Çağlar. Evet. Hocam gençliğe çok güzel bir demeç verdi. Sizlere çok güzel bir demeç verdi. Vekili olarak, tabii ben de ona yakınım yani o kadar biz de genç değiliz. Vekili olarak bunu bizden sonraki gençlere vermek adına bundan sonra turnelere birlikte çıkacağız. Sizlerle karşı karşıya geleceğiz. Sizlere o sevinci yaşatacağız. Ben o arada tiyatrosal türkülerden okuyacağım. Aralara dolduracağız. Güzellikler yapacağız. Şu yumruğu Engin Çağlar Hocam adına sizlere söz veriyorum. Engin evet. Çağlar Hocam birlikte bizimle beraber gezeceğiz. Tamam. Daha çok nefes verecek sizlere. O sevinci tamam. Size yaşatacak. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Bay bay.